Anahtar paspasın altında yoktu. Döndün demek. Sağ ol. Ama bilmem, İçimde bir hüzün var gene de. Halbuki çok sevinmem lazım. Sevinmem lazım. Yoksa sen de mi istemiyorsun beni? Ben de mi? Gidiyordum. Bana verdiğin şeyleri getirmiştim. Senin bana verdiklerini de istiyor musun? Onları geri veremem. Elimde değil. Sıcacık bir şeydi. Elle tutulmayan. Hissedilen sadece. Yürek çarpıntısı gibi. Yürek çarpıntısı nedir bilir misin? Demek seni istemedi. Ama niçin? Niçin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir tuhaflığın var senin. Ne oldu? Hiç. Nerede? Kim? Şarkılardaki kız. Söylemiştim sana. Serap gibidir. Birden yok olur, kaybolur gider. Öyle söylemiştim. Gitti değil mi? Gitti. Bırakmayacaktın. Arada ne olursa olsun engel olacaktın gitmesine. Ondan evlenemezdim artık. Ben söyledim gitmesini. Allah Allah. Sebep? Bir başkasını daha çok mesut edebilirdi. Kusura bakma arkadaş. Enayiliğin bu derecesine rastlamadım. Ya şu haline baksana. Neymiş? Bir başkasını daha mesut edermiş. Ya sen çıldırdın mı Allah aşkına? Acını anlıyorum. Ben çektim 100 mislini biliyorsun. Onun için söylüyorum bu acıya dayanılmaz. Unutabiliyor mu insan zamanla? Unutulmuyor. Ama anlatması zor. İnsanın başına bir kere geliyor böyle bir şey. Anlıyorsun değil mi? Benimkisi şaşkınlık. Tabii anlıyorsun canım. Ama gülebiliyorsun bak. Gülüyorum. Gülüyorum çünkü ben onu buldum. Tekrar buldum. Kimi? Benim şarkımdaki kızı. Döndü demek. Döndü ya. Aslında gitmemiş. Hep varmış. Yaşamayı hiç bu kadar sevmemiştim. Artık bırakmayacağım onu. Evleniyoruz. Yarın da nikahımız var. Sen şahidim olacaksın, onun için geldim buraya. Hep ben seni yüzüklerini takacak değilim ya. Öyle değil mi arkadaş? Yarın saat 2'de gazinoda kıyılacak nikahımız. Hem de şöyle şanlı şöhretli, sazlı sözlü. İnsan 40'ından sonra dünya evine girerse nikahı da sazlı sözlü olmalı. Hadi, sen de üzme artık kendini. Seninki de döner herhalde. Hadi. Şarkılar seni söyler, dillerden almadı. Dillerden almadı. Aşk gibi.